G'usul haqida ozgina bahs qilib gapirib beramiz. Chunki yaqinda bir yigitimiz ham so'radi, qoraka, shu yoshlarga hamcha kerak mavzu shu. Chunki har xil holat bo'ladi. Bu g'usul tahorat ilmi xuddi bir uyquriyotganingizda birinchi nimani quyib olasiz, qozoqda qoqib poydevorni. Poydevoringiz mustahkam bo'lsa, poydevoringizni mahkam zo'r qurgan bo'lsangiz, bemalol ag'ayga pishig'ishda urasizmi, g'omirishda urasizmi, bir etaj qilasizmi, ikki etaj qilasizmi, ko'ngil tinch bo'laveradi. Xuddi o'shanga o'xshab bu tahorat va g'usul masalasi xuddiki o'sha ibodatlarimizga poydevor degan. Agar poydevorda gap so'z ozgina qiyshiq mishiq yoki sal og'ir urvasiz bo'linib ketadigan bo'lsa, u tepasini tillodan qiling, ko'nglingiz tinchimaydi baribir. Bitta yorilib kelsin, tepasi tillodan bo'lsa, oh, pishdi deysizlar. O'shaning uchun eng zarur masalalardan hammamizga ham kerakli. Xo'p, g'usulda farzlari bor, sunnatlari bor, mustahablari va uni vojib qiladigan demak ishlari bor. Birinchisi g'usulda farzlari. G'usulda farzlari nechta edi? Kim qani kim bir eslatib olinglar? Nechta? Aha, 3ta. Birinchisi og'izni yuvishligi. Birinchisi og'izni yuvishlik. Ikkinchisi burunni yuvishlik va uchinchisi badanini hamma joyga suv yetkazishlik. Hozir bitta-bitta sanab o'tamiz. Xudo xolasa Alloh taolo kuch-quvvat berib tursa. Haligi shunda suvni quyib qo'yganingiz bilan suv yetmaydigan joylarimiz bor. Suv yetib bormaydi. Ana shu joylarga ehtiyot qilishimiz kerak. Demak, qarang, g'usulni farzi birinchi o'rinda og'izni qattiq chayishlik. Agar og'izda birorta suv tegmagan joy qoladigan bo'lsa, g'usulimiz g'usul bo'lmay qoladi. Bunga ulamolar misol uchun deyshadi, bir xilgi insonlarda bu tishimiz kavay bo'lib qoladi-da. Tishimiz kavay bo'lib qolib, mana hozir taomlandik-a, hammamiz go'sht yedik, non yedik. Ana shu kavay to'lib qoladi ovqat bilan, taom bilan. Yoki kir to'planib qolishi mumkin misol uchun. Yoki boshqa nima. Ana shu g'usul qilayotgan odam bir qarasin debdilar. Tishini kavagi suvni tayiga yetkazishlikni to'sadigan biror narsa bilan to'lib qolmaganmi? Agar to'lib qolgan bo'lsa, ana shu kavagni bir gugurt cho'pidami, nimadadir bir olib tozalab olish kerak ekan. Demak, g'usul qilayotgan inson birinchi o'rinda og'zini tamomiga, og'zini hamma joyiga suv yetkazishlikni demak, o'sha ilojisini qilish kerak ekanda. G'usulda ikkinchi farzi bu burunni chayishligi. Burun deganda muhtaram azizlar, mana shu havo kiradigan teshigidan boshlab u dimog'igacha bo'lgan joyni burun deb aytadi. O'shaning uchun faqihlarimiz aytadiki, burunni chayqaganingda dimog'ing achsin deydi. O'sha dimog'ni achishgani burunni hamma joyga suv yetib borib, oxiri o'sha dimoqqa ham suv bordi, ana endi burunni hamma yoqqa chayildi degani bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo g'usul bobida, g'usul ishida fattoharu siyg'ai mubolag'a bilan Xudo surai Moidada bayon qilgan. O'shaning uchun ham g'usul ishida biz mubolag'a bilan tozalanishimiz kerak bo'ladi. Og'izni ham chayishlikda qattiq chayamiz, hatto g'arg'ara qiladi. Burunni ham chayishlikda shu peshona dimoq achishadigan darajada suvni erinmay burningizni hamma joyiga. Bir xilgi odam deydi, mana masalada kelyapti, bir xilgi odam changda ish qilin. Ozgina shovqin to'xtab turamiz endi. Ozgina shovqin. Bir xilgi inson kunduzi bilan changda ish qiladi-da, burniga haligi chang pang to'lib qoladi. Keyin burniga suv olganda xuddi loyga o'xshab qatib qolib, mana shu burnini ham ichini qayerigadir suv yetishdan to'xtatib to'sishi mumkin. To'sishi mumkin. Mana shu narsaga ham ehtiyot bo'ladi dedim. Alloh haq subhanahu va taolo fattoharu va in kuntum junuban fattoharu. Agar junub bo'lsangizlar mubolag'a bilan poklaning deydi Alloh taolo. Demak, og'izni chayishlikda ham, burunni chayishlikda ham va uchinchi farzi bo'lmuş butun badanimizga suv yetkazishlikda ham demak biz mubolag'a qilishimiz kerak bo'ladi ekan. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam tahta kulli sha'ratin janobatun dedilar.
Ya'ni har bitta tukni tagida janobat bor. Har bitta tukni tagida junublik yashirinib yotadi dedilar. Mana shu hadisda eshitgan Hazrat Ali karramallohu vajhahu sochlarini doim qirdirib yurgan ekanlar o'shancha. Tagidan qirdirib buni sababini so'rashganda sochimni o'zimga dushman deb bildim. Çünkü bu saçımı takide birer cayda bana içlerimizde saç koyuyan değerli hemen koyuyan eken saç koyuyan yiğitler gibi tekişli yaptı bu. Saçını, tükünü, bedendeki tükünü her bittersin takide cenabat bulan. Eğer onu takide bir kullarıyız işgalep, saçlarıyız üstünden şunca su koyup bu işmez. Kullarda barmağda içini hudda haliki başıyızı ukulayken dakı tahlil kılıp, hilal kılıp İçlerine su bilen, koliz bilen, su yetkizmezseniz tükületeye su yetmeye kalırken de. Üçüncü farz demek, birinci farz bu ağızda katlık çayışlık, ikinci farz bu burunda katlık çayışlık ve üçüncü farz bedenini hemen cahaya su yetkisin. Saçların teyge yetmeye kalmasın. Bırakıl ya adam da bu kulağın arkasıya su teymeyin. Çaşılıp çömeledi mi ya bir itibar çömeledi mi? Kulağının arkası işini makiliş. Peki kulağlarının içini işgalaş, esten çıkıp kaladı. Ya ki yine kimdi işlerimizde karın koyuyken de bana bu karın şuna kadar cevabını bularken bana uzunluğundan kıyasla bana karın koyuvardım. Karlı çıkan sarı kindikisi içi çekir bularken de. Ulamalar etedik ki kindikti içeke su kirmese gusul bulmaydı. Gusul gusul bulmaydı. Demek ki karlı üstten bir su kuypesi su şunda yürgürü çükütü uğradı paske. Ano kindigiz içe kirigen cahige su kirmeye kola. Tamamda tohtap duruyla o yigitler. Tohtap din, tohtap din. Çay, tamam, kim mesele işlerdi mi? Kadı yedim. Yani ciddi şokun böyle yaptı da. Demek ki dur. Ha, şu yaş yigitçelerimiz var şekilde. Bu zaharıl iştival ediyorsun ya. Bu meseleni bilgeniz bilen, yani içi de bitti bilmeyen yapış çıkıp alıp da. Uşan çok kulağı saptırılırsa. Demek ki bana şu kindikini orası içiye kirigen cahaya kuruyuzu kurulup durup içine kuduki yali kulağıyızı hali ki nüme bilen köylegen de kindikiz içine hem köylesiz. Köylemesiz eğer onda su kirmeydi buralarda. Yine bir hali adamlar var ama oz közüm bilen köylegen ben. Tuleçe yiğitlerimiz var da içimizde. Uşan tuleçe insanlar da ayağını barmağı birbirine şu yapışken bularken. Barmağı yapışkenlik. Yani uşan barmağlarının orası su hilal kırıp o'sha suv yetkizib, uzugi soati bor odam yetsin uzugini deydi, tagi suv yetish kerak. Endi o'ynab turadigan darajada keng bo'lsa mayli unda suv tegadi. Yana kunduzi bilan yana kimdir ish qilib, biror joyiga kiraska tegizib olgan bo'lsa, mana ichimizda ustalar, maliyalar bo'lishi mumkin. Kiraska suv tegiz tagiga suv o'tkizmaydi, birodarlar. O'sha kiraskani razvabitilda yuvadida, hozir unaqa razvabitil o'zi qimmatdan narsa emas. Yugurib dökenden alıp gelesiz, kiraskanı bedeninizden ketkizesiz, keyin tahizge gusul ötedir. Bedeniniz tahizge gusul. Kiraske eğer bedenge tamam kalediyen bulsa, o hem su yetişini tuhtadadır. Su yetişini manili kıladır. Novvaylar deydi, novvayda tırnağının arası kirip koyan hamur gusuldu. Gusul bu mesela tosup duradır deydi. Eğer lacı turpağı deydi, su o'tkizadi mayli deydi. Tindog'iz orasiga kir turpoq to'planib qolgan bo'lsa, u ku mayli o'tkizadi tayyor. Lekin bu xamir degan narsa u suvni o'ziga shim olar ekan, aqiga o'tkizmas ekan-da. O'shaning uchun tirnoqni orasiga novvoylar agar non qilganda, qayer bir badanigami, tindog'ining orasigami, yana qaytib bor shu nima non kirib qoladi, nima xamir kirib qoladigan joylar, misol uchun. Shu xamir shunaqa narsa bo'lar ekanki, tayyiga suv o'tkizmaydi. Uşa için novvoylar bir ko'radi tindog'ini. Ehtiyotdan uşa haligi turpoq ish qilgan odam ham bir ko'radi tindog'ida naqasi bormi. Hattoki mana uşa tishini kavagiga ham ovqatmi nimadir. Mana bodom chaqyapsiz hozir. Bodom chaqing, pista chaqing to'ldi uşa joy tishi kavagi to'lib qoladi. Demak, og'izni hamma joyini yuvish kerak deyapsiz-da farzda. Shu tishni kavagidagilarni ham olib tashlash kerak. Tashqariga olish kerak. Bo'lmasam tayyiga suv yetmasligi ehtimoli juda ham katta nafaqin. Yana bir xilgi insonda endi hamma insonni Alloh har xil yaratgan. Bir xilgi inson mana u ko'kragida, oyoqlarida sertukroq odam bo'ladi. O'sha odamlar endi
himmat qiladi endi, e'tibor qiladi. O'sha har birta tukni tayini tozalab, ish qilib, hattoki mana g'usulni mustahablaridan tahoratni mustahabi, tahorat qilib bo'lganingizdan keyin suv o'zi qurishi kerak. Tahoratni mustahabi shu. Lekin g'usulni mustahabi g'usul qilib bo'lganingizdan keyin sochiq bilan artilsin deydi. Chunki g'usulda sochiq bilan artilganingizda o'sha ancha muncha suv tegmagan joylarga haligi sochiq u yoq bu yoqqa borib badaningizdagi namlikni yana ham tegmagan joyiga tegizib olar ekanda. O'sha shuni faqihlar aytadi dalik deydi. Ishqalasin deydi. Erim hamma joyiga suv yetkizsin deydi. Keyin yana ayollarimizga, qizlarimizga aytaylik, lak qo'yib olishyapti. Agar qaysi bir ayol kishi lak qo'yib olgan bo'lsa, g'usuli g'usul bo'lmaydi birodarlar. U lak ham kraskada. Endi hozir qanaqa sur chiqdi, ikki xili chiqdi, suv o'tkazadigan ham bor ekan, palon ekan, pison ekan deyapti-yu. Yo'q, ehtiyotdan o'chirish kerak. Yana sochini kraskaga bo'yab olayotgan mana uylaringizda singillaringiz, onalar yoki mana uylanganlar yosh kattalar ham ko'p ekan bu yerda mana o'sha ayollarga aytishimiz kerak. Sochini eriga yoqaman deb kraskaga bo'yab olgan bo'lsa, u kraskani surishtirish kerak. Agar suv tagiga o'tmaydigan bo'lsa, g'usul bo'lmaydi. Bu tirnoq yuvilish kerak-da. Tirnoq zohiriy badanmi? Ko'rinib turgan mana, ko'rinib turib tirnoq. Demakki, o'sha tirnoqni ustiga lak qo'ygan bo'lsa ham tagiga suv o'tmadimi? G'usul bo'lmaydi, azizlar. Sochini kraska bilan bo'yab olganlar ham g'usul bo'lmaydi, birodarlar. Xudo saqlasin. Ayollarga shuni tushuntirishimiz kerak. Bo'yamay qo'ra hamma narsa tabiiylik. Tabiiy tirnog'ingda, tabiiy sochingda yuradi deish kerak. Va keyin shu kraskani ham meni ikki xili chiqibdimish. Bittasi haqiqatdan ham o'tkazmas ekan suv, bittasi o'sha hamma yo'qda islomiy chiqib ketyapti. Lakti ham islomiy chiqibdimish. Endi biz erkak kishimiz bilmaymiz-da endi. Rostdan ham shu reklama qilib yozib. O'sha sochni bo'yadigan kraskani ham islomiy chiqibdimish. Qanaqa islomiy ekansa suv o'tkazar ekan. Endi bilmadim. Endi uni katta ustozlar, ulug'lar buni fatvosini chiqarib bermasa, lekin biz o'qigan mana Fatvo Hindiya Muxtasar Hidoya degan kitoblarda u suvni tayyor o'tkazmaydigan narsa g'usulni man qiladi deydi. Shuni bir qator ayollarimizga bir eslatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, g'usulni farzi mana hamma biladi bu yerda. Demak, og'zini qattiq chaysin, burunni qattiq chaysin, g'arg'ara qilsin, ehtimom qilsin, mubolag'a qilsin, chunki Alloh taolam Astagfirullah billahi va in kuntum junuban fattahharu. Junub bo'lsalaringiz mubolag'a bilan erinmay deyapti Alloh. Erinmay unaqa tozalaninglar. Bir xilgi holatda mana ikkita kuragingizni orasiga ishqalanmay qolib ketadi. O'shani bir qanaqadir bir sochiq bilan ishqalaysizmi? Yo'q, ba'zi hammomlarda o'sha orqani ham ishqalaydigani chiqqan. O'shnaqalar bilan bir shu g'ayrat qilish kerak-da, ozgina erinmaslik kerak bo'ladi g'usulda. Mana g'usulda farzlari shu, Alloh xolasa har birta tukni tagiga suv yetkizsin, har birta a'zosiga suv albatta yetishligini nimasini qilsin, e'tiborini olsin. Endi mana shu uchta farzni bajarsa inson g'usulli bo'ladi. Lekin bu joyda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam qanday sunnatda g'usul qilganlar, ya'ni qanaqangi tarzda, qanaqangi holatda g'usul qilsa bu sunnatga muvofiq bo'ladi degan masala ham bor. Demak, biz g'usullarimiz payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning g'usullariga o'xshash, sunnatga muvofiq mustahablar bilan qilish uchun sal boshqacharoq ishlardan boshlashimiz kerak bo'ladi g'usulni. Avvalo g'usul qiluvchi inson g'usulni niyat qilganda birinchi o'rinda g'usulni niyat qilsa-da, niyat bu qalbi bilan tasdiqlab tili bilan lafzida aytishdi. Arabchada g'usulni niyati navaytul g'usla li rafa'il janobati. Yoki bu birinchi xili, ikkinchi xili navaytul g'usla lil janobati desa ham bo'ladi. Ya'ni o'zimdan junublikni ko'tarishik uchun g'usul qilishlikni niyat qildim degani bo'ladi. Mana shu g'usulni niyati arabchasiga. Endi hozir yigitlar bilan kelishib turibmiz, shu ma'ruzani YouTube ga qo'yaylik, ko'p yoshlar eshitsin. Mana shu g'usulni niyatini ham, sunnatlarini ham bilib olasin deb. Agar esingizda qolsa, eslab qoldingiz, bo'lmasam shu YouTube ga qo'yamiz, inshaalloh eshitib olishingiz mumkin. Agar ichlarimizda kimdir men arabchadan bilolmayapman deydigan bo'lsa, o'zbekcha niyat qilsa ham bo'laveradi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam
Her bitti güzel işini başlayıp evvel niyet kıyanlar. Taharat diyen niyeti sünnet böyle. Demek gusul diyen niyeti sünnet böyle. Resulullah kıyanlar. Özbeçe niyet kısızan meyli. Ey Allah'ım ha. Özünge ibadet kılış için, Kur'an okuş için, namazı okuş için, özümden cenab-ı kütarış için gusul kılış için niyet kıldı. Bana özbeçe dilde niyet kısızan makul. Hacat haneye kirişten aldın. Birinci niyet kıyanlar. Bu birinci sünnet. İkinci sünnet. Hacethaneye kirişten aldın. Bana bu körünü yaptı. Bana bu cahide boğum dedi mi? Bizi tildi. Özbek tildi. Arap tildi. Rusuk dedi. Meşhette namına topken sak. Namı yok olacağı meşhette. Bilek bana. Boğum dedi duruyor. Ya. Bana şu kolunu, bana şu boğumdan uyağını yuvaladı. İki o kaftını İçkarısı yu, taşkarısını yu oladı. Sebebi, bu, bana şu iki okul, bu en bedende tazeleydi önce, bana şu iki okul bulan. Biz cahil tazeleş için tazeleydi, asbap da uzun, pakize buluş gerekti. Demek ikinci sünnet, bana şu boğumadan büyağını, kafti içini, taşkarısını yu alışımız gerekti bulan. Hacathaneye. Üçüncü sünnet, Bismillah. Bana şu kolu yu yekkenizde, hala Hacathaneye girişten aldın, Bismillah'ını ayetiniz. Şimdi bakalım ki ayetişi mümkün. Hala cünüp biz okurakya, Bismillah'ın ayetişi bulu uğradı mı? Bulu uğradı. Çünkü siz Bismillah'ını bu Kur'an'da kegen ayet deyip ette tılavat kımayız da. Doğru. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'da kegen. Sure-i Nahl'da. Nahl'da mı dikin? Vallahu alem Nahl. Sure-i Nahl'da Bismillahirrahmanirrahim demek kelimesi Kur'an bu. Lekin siz bitti ayetişizden mana ucu. Kur'an tılavat kılayıp ben deyken mana da bas ki. Resulullah aleyhissalatu vesselam her bir işini başlaştan aldın. Bismillah'ın etkenler ve ümmetlerine büyürgenler. Şu manada eti yapsın. Demek üçüncü sünnet, birinci sünnet niyet kıldık. İkincisi kolumuzu yu yapız. Ha? Boğumdan. Ve üçüncüsü Bismillahirrahmanirrahim. Ana yani ikinci sünnet hacathaneye girip bitti bavul kıladı. Mana qani g'usulni vojib qiladigan ish bo'lgandan keyin g'usul bilan o'rtasida bitta bavul qilib olish kerak. Nimaga bavul qiladi? Sababi agar bitta bavul qilib olmasangiz, bavul qilmasdan shunday borib tahoratni qilib g'usulni qilaveradigan bo'lsangiz, keyin bavul qiladigan bo'lsangiz, g'usul qilib bo'lganingizdan keyin tasavvur qiling. Haligi sizni junub bo'lishingizga sabab bo'lgan manini qoyan qutgan endi chiqyapti-da. Imom Muhammed ve Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ve İmam Muhammed iki oğulları gusullu boş kattan kıladı bu surette diyeceğim. Şunları alayıp bana. Eğer insan bavul kıvamasa, gusul kıbıldı ve keyin bavul kıldı. Hele ki sizi cünüp buluşuzge sebep bugün meneğine koyan koyan kutuyanı bir tanımcısı bulsayım. Hele ki bavul bulan çıkadı da, sizi gusulüyüzü büzgen, sizi cünüp koyan meneğine koyanı çıkıyıp, yani uşa meneğe çıktı yani. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, İmam Muhammed iki oğulları gusullu boş kattan kıladı değil. Bitti İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, yok şart bas değiller. Lekin bana o iki o müjdehidi fikriye göre, onlara uzalıcı etmeyen de. Uşan için şu ıhtılafı geçip komeylik biz ha. İhtilaflı vaziyette ki özümüz düşünmeyelim. Demek ki en yüz sünneti kullu yu bismillahın etmiyet kıyandaki hacat konuya kirin de bahul kılın. Bahul kılgenizde ana endi uşa koyan kutgeni uşa hemen tozalanıp çıkıp giderdi bahul bile. Demek hacat konuya da bahul kılgenden ki en yüz sünneti müstahap kılar. Müstahap digeni uşa avrat azasının uşa necaset ketkisi olan. Müstahap kılıp pakize boğulur. Bedende de hiçbir mani, pani, necasat kalmazsa gerek. Eğer bu müstahap kılmazsan, hammam yıkırıp üstüden duş diyak varsayız, üstüden suyu kıyvar ediyorum. Bu seyiz eğer. Avrat izde necasat bütün beden izgi tarqab ketip olur. Çünkü öyle yapın. Kale verirse hammam izgiyem rasva kılaz. Hammamam necasat boğulur. Müslüman da hammamı pakize turuş gerek. Kelin ko'p yoshlar yigitlar hammomni uyga qilib olyapsizlar-da. Kelin kuyovni nimasini ko'rsangiz, o'sha spalnisini o'ziga hammomni olib kirib olyaptilar, zamonaviylar chiqib ketdi. Demak, hammomga Rasululloh aytganlar bavul qilmaydi mu'min musulmon, u yerga najosat tushirmaydi. Aksar vasvasa shundan bo'ladi degan Rasululloh. Hammomga bavul qilish.
Yoki hammomga o'sha najosat. Hammomga kiringgacha biz tashqarida hojatxonadan pokiza bo'lib kirishimiz kerak. Chiqasiz, bismillah aytildi, qo'l yuvildi, niyat qilindi, bavul qilindi va avratingizdan butun o'sha issiq suvda abdastadim yordamida avratingizdan najosatni ketkizib olasiz. Ana endi hammomga bemalol kiraverin. Hammomga kirib g'uslda farz bo'lmuş og'iz chayqaladi. İkinci farzı bulmuş, burun çayqaladı, mubolağa bilen. Tamami taharat kılınır. Yüz yuvuladı. Kolları yuvuladı, üç metreden, on kol, çap kol. Başka mast atas. Başka mast atgenizden keyin, ana endi nabad nime keldi? Ayakka keldi. Çünkü taharat kolas. Ayağı da kaçan yuvuladı. Braderler, itibar verin. Usulü sünnetke muvaffak kılıçta organı yapsaz. Bir de insan, basende, bir yağıdan bir kelle taşıp ağdan çıksa hem gusulü gusul bulur. Hem gusulü hem taharat. Lekin biz Resulullah'ın sünnetleri yergeçelik, sünnette organelik. Ana endi taharat kubuganizden keyin, eğer gusul kıganizde siz üstünüzden ak tüşüyken su ayağınızı tayge toplanıyordun bu ise, ayağını yuvuşluğunu ahır yapmayınız. Şuna ne oldu? Eğer siz üstünüzden gusulda düşken sular ayağınızı tayyide toplanmıyordun bosa, ayağı da yuvalas birinci. Bir halde adam camda içeceğe düşüp, çömülüşü mümkün, vende de çömülüşü mümkün, ayağı tayyide su toplanır. Yani bir halde yiğitler kafil kuvarı yaptı, hamamın tayyide. Kafil kuvarı, o su çüşat da toplanmıyordu, şüphet uğrat. Demek su toplanmıyordun bosa, başka mast atken ayağını yuvasın. Ayağını yuvaladı. Kemen taharat bo'l, ana endi keyin g'uslni boshlaydi. G'uslni boshlashlikda, demak, suvni avval Rasululloh alayhi salatu vasallam har bir narsani o'ngdan boshlaganlar, mana qani yana bitta sunnat. Hatto oyoq kiyim kiyishda ham o'ngdan boshlaganlar, hatto soch tarashda ham o'ngdan chapga taraganlar. Ba'zi rivoyatlarda o'rtadan ikki yoqqa yorma ochganliklar ham rivoyat qilinadi. Lekin o'ngdan chapga tarasa, mana sochi bor yigitlarga bitta bu ham maslahat. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın sünnetlerine muvaffak olur. Demek ki gusul diyeyim, bedenge su kuş diyeyim ondan başlayın. On yelkeden. Üçümette. Her kuyganda bedenini işgaleyin. Baştan üçümette kuyada. Her kuyganda bedenini işgaleyin. O şey etkenimiz her bir tüktü deyini işgaleyip, kendin ahire çap yelkenin. Her bir nümesiden ahire çap yelkenin üçümette. Ve her bir kuyganda bedenini işgaleyin. Keyin yana bitta g'uslni sunnatlardan biri suvni ko'p isrof qilmasin deydi. Lekin juda zig'nali ham qo'yolmasin. Haligi joy bu orqamga tegim tegdimikin, tegmay qoldimikin deganda deydigan darajada suvni ekonom qo'yolmasin. Lekin haligi ja dushni ochib qo'yib, bir xil yigitlar bor-da, dushni ochib qo'yib, sovunlanib, shampunlanib va sovunlanib, shampunlanib ketdi, nimani o'chirib qo'yish kerak? Suvni. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam qiyomatga yaqin bir ummat keladi. İki tane sırada haddan aşağıdı diyenler. Birincisi taharat ve gusulde suudu köp işletip haddan aşağıdı diyenler. İkincisi duada haddan aşağıdı diyenler. Duada nalayık dualandı. Kıvarışadı Allah Ta'ala'yı. Biz taharatta gusul, nemede taharatta, ben taharatta gördüm. Yani gusul kılayken insan paylamıyorsun. Lekin taharatta haddan aşağıdaki insanı gördüm. Ben Muayyim Baray Mescid'de taharat kılaysa bir akahan suudu açmayanlar. Ayağlarını yuvdular. Yuvup durup, bir anda Ali'ye kuva sarf etken alıp, hatırcam ayağlarını kurutup, paypağlarını su çüyü atıp, başlayınlar. Beyim olan paypağlarını giyip, su çüyü atıp da, şuna ne bırak bu iş gereği? Ben bir tek yaptı etken bulardım. Ben şu hazırlığı bizi, muhsimi istediler, anca bizi aldat bu yaptı. Bir abdestte de, bana bir vaktiler, bir abdestte de, taharat kalıyordu, orta bambu olaydı. Endi hozir simistitla qilayotgan suvingizni sinamaqqa ham tayyor bir eskiroq nopokroq paqir bo'lsa qo'yib turib tahorat olingda bir paqir to'lib aqa yotib ketadi. Bir paqir suvga tahorat qilyapsiz hozir. Mana Rasululloh aytgan davr keldi, bir qavm ummat keldiki, tahoratda suvni isrof qilib haddan oshadi deganlar. Og'zingizga mana simistitni bir ochasiz, bir xo'plam olasiz, o'sha bir xovuch suvni olasiz. Og'zingizga olib kelasiz. Şu çüşüp dursa ısrar baş. Şu derecede. Bu dünyanın
qo'poq qilayotganda bitta qo'l o'sha semestrlar turish kerak edi, ochib yopgan. Xuddiki o'sha jumrakni shunaqa ishlatingki, o'zbek tilida aytganda jumrak, jumrakni shuna ishlatingki, xuddi sizga abdastada suv quyayotganingizda ham bo'lsin-da, azizlar. G'usulda ham, g'usulda ham sunnatlari ko'p suv ishlatmasin. Dushda yoqib olib, tayda o'tiradiganlar bor-da, asabni tinchlantirib. Ko'p mashi suv nima bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom g'usul qilgan suvlari keladi hadisda rivoyat qilinadi. Shu 10 litrdan 15 litrda o'rtasida suvga g'usul qilganlar aslida. Oho, bizni g'usullarimizga chakana suv ketmayapti lekin. Chakana suv ketmaydi. Suvni isrofi bor. Qiyomat kunida Alloh taolo ne'matlarini so'raydi, birinchi so'raydigani suv deganlar aslida. Qiyomat kunida ne'matlarning ichida bandasidan birinchi so'raydigani suv deganlar. Suv ne'matini so'rayman. Sog'lik, boylik, farzand, ko'z ne'matlar ko'p. Birinchi so'raydigan suv. Demak, qayga kelding? G'usul qilayotganingga. 10 yelkasidan 3 marta, boshidan 3 marta, chap yelkasidan 3 martadan suv quyib bo'ldi. Hamma yo'g'iga suvni yetkizdi. Keyingi g'usulni sunnatlaridan g'usul qilayotgan paytda hech kalom gapirmasin dedi. Hech nima gapirmasin. Hojatxonada gapirmaydi va g'usul qilayotgan hammomda ham gapirmaydi. Bir xillarimiz bor. Ashilla aytib cho'miladiganlarimiz ham bor-da. Rost. Hali dushda aytib ilhom keladi-da. Hojatxonada gapirdingizmi? Hammomga ham farishta kirmaydi, eshitib oling. Hammom ham bu farishta kirmaydigan joy. Hojatxonada ham farishta kirmaydigan joy. Hojatxonada ham gapirishdik. Hojatxonada telefonda gaplashadiganlar. O'zim guvohiman. Kecha mana Andijon tarafga ketyotib, bir metanga to'xtadik. Endi bandachilik o'sha metandan kirib, bir tog'ratni yangilagan bo'lib, o'sha yerda ko'rdim. Tashqaridan gapirib keldi bir aka, hojatxonaga kirib, sharaq, shuruq eshigi yopil, ichkarida o'sha yerda ancha ishta xalq bordi-da telefon. Tika turib, ham tika turib bavul qilyapti. Men barda tog'rat olyapman, tika turib bavul qilyapti. Haligi aka bilmaman maktabda bir o'qituvchisi kelay. Partani palon xonaga qo'y, palon. Haligi hojatxonada o'tirib, ammo aqlli inson ekan bitta vaqtda ikkita ishni qildi-da. Juda aqlli, dono inson ekan. Shanasini hojatxonaga kirib olgan, telefonda o'sha tashqarida qanday gaplashayotgan bo'lsa, bemalolda sal xijolat bo'lish ham yo'q-da. Xijolat bo'lish ham yo'q. Bemalol partani tepadan pastga tushiringlar dedi, keyin pastdan tepaga olib chiqtirdi. Nima bu qissa qildi-da endi? Azizlar, g'usul qilayotgan inson ham, hojatxonaga kirgan inson ham gapirmaydi. Cho'milayotib ham gapirmaydi. Qazoi hojat. Agar kim hammomida gapirsa, hojatxonasida gapirsa, farishtalar kirib uni haqqiga la'nat aytadi. Farishtalarni la'natsizga bo'ladi azizlar. Bu juda xunuk holat, juda yomon holat. Shunga ehtiyot bo'lasiz. Keyin g'usul qilayotgan inson hech qachon avratini birovga ko'rsatmaydi. Iloji bo'lsa hech kim ko'rmaydigan joyda g'usul qiladi. G'usul qilayotgan paytda hamma kiyimini yechib yalang'och bo'lsa bo'ladimi desa, zarurat bo'lgani uchun ulamolar bunga ruxsat berganlar, sharti o'raliq hech kim ko'rmaydigan joy bo'lishi kerak. Agar ijtimoiy haligi obshiy deb aytaman. Obshiy ijtimoiy hammomlar bo'ladigan bo'lsa, unda lo'ngi bilan cho'miladi. Ijtimoiy hammomga, obshiy hammomga lo'ngi bilan kiradi. Qolganlar ham agar lo'ngi bilan kirsa, agar shart. Agar siz lo'ngi bilan kirsangiz, qolganlar kalta turish uyda kiradigan bo'lsa mumkin emas kirish. Chunki birovni avratiga qarash ham mumkin emas. O'zingizni avratingizni birovga ko'rsatish ham mumkin emas. La'anallohu an-nazira wal manzura dedi Rasululloh. Alloh la'natladi avratini ko'rsatganda ham, birovni avratiga qaraganda ham. Mana yigitlar o'sha obshiy hammomga borib yuribsizlar ko'pchilik. Qolmadi, kam qoldi-yu, hammani uyda hammom bo'lib ketdi, lekin bor ekan. Aytaymi qayerda bor? Futbol o'ynagan boryapsizlar-da. Mini futbolga boryapsizlar-da, razvivalkaga 15 ta bo'ydoq kirib ketadi. Saunalar ham bor, to'g'ri. Saunalarimiz bor. Ana o'sha yerga ham 15 ta bo'ydan kirib ketyapsizlar-da. Etta kirib bo'lmaydi hali joy. Hamma kalta ishtonda. Tizza avrat. Tizza avrat hattoing.
tizan tepasini qo'ying. Kindikdan pastigacha tizani ostigacha kindik avrat emas, lekin tiza avrat. Ha biz mana o'rtog'ingiz sonini ham ko'ryapsiz, tizzasini ham ko'ryapsiz, dumbasini ham ko'ryapsiz. Boshqa joyini ham ko'ryapsiz, to'g'risida. Ha desa, qora aka hammamiz o'g'il bolalarimiz bu yerda. Nima bo'pti o'g'il bolalarimiz? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Oysha onamizdan rivoyat qildilar, yon boshlab yotgan ekanlar. Tizzalari jinni ochilib qolgan ekan. Hazrati Usmon roziyallohu anhu izn so'rayaptilar kirgani. Tizzalarini yopdilar, hamma yo'l etaklarini yopib, mayli kirsinlar dedilar. Chunki Hazrat Umar hayoli edilar, bilandilar. Demak, tizzalarini ham yo'llarini, sonlarini, bozorlarini bekitgan ekanlar Rasul. O'zlarining ayollari Oysha onamizda shu o'zlarining hali odatiy holatda yotgan ekanlar. Bitta begona yo'q edi, Oysha onamizdan rivoyat qilindi bu hadis. Demak, g'usl yana bitta sunnatlaridan biri. Avratini hech qachon birovga ko'rsatmasin deydi. Yana sunnatlari, mustahablari esimga kelib qolsa yana aytaman. Endi mana butun badaningizga suvni yetkazib cho'milib bo'lganingizdan keyin bitta masala bor. Ayog'ingiz tayi degan narsa bor mana. Ayog'ingiz tayi. Ayog'ingiz tayidagi vannaga, kafelga, pokligiga ishonch hosil qilsangiz, mana shunda tapishgan kiyib chiqib keting. Mana shu joyi ham eng nozik. Lekin shaxsan men o'zimni hammomimdan misol keltirsam, men ishonmayman. Sababi men 3 ta hali kichkina balog'at yetmagan qizim bor. Ular ham cho'milishadi. Ular ham mendan oldin cho'milib, lekin shaxsan men cho'milib bo'lib, g'usulimni qilib bo'lib, oxirida oyog'imni oxiriga yopib qo'yaman men. Suv to'planmasa ham. To'planmasa. Tapishga turadi hammomingizda. Men bitta gapni tushuntirish uchun chayqalgan oyog'ingiz chayqalgan tapishkaga tushsin. Bir xil yigitlar shunda oyog'ini yuvatdi, kafelga tushib, keyin tapishkani kiyadi. Ana u kafelga sizdan oldin qizingiz kirib, ikki shoshib bavul qilib bo'lgandir. Keyin ayollarimiz ham pollatani yuv, qaramaydi ham, pollatda najosat bo'ladi. Kafellarimiz ham najosat bo'ladi. O'shaning uchun kafelda aytib-aytib bosgani hushyor bo'ling. Agar oyoq tagida sizdan oldin ayolingiz qarab-qaramay qana kesak kiymasa 15 polda atib ketgan bo'lsa, cho'mil bo'lib kafelni bosyapsiz-da, oyog'ingiz tagi najosat bo'ladi. Bo'l oyog'ingizga najosat yopishadi, namozingiz durust bo'lmay qoladi. O'shaning uchun ehtiyot qilingda, o'ng oyog'ini yuvamiz, o'ng oyog'imiz tapishkasini chayqaymiz, bo'l. Pok oyoq pok tapishkaga tushsin. Chap oyog'ini yuvamiz. Chap tapishkamizni ham yuvamiz. Pok chayqalgan oyoq chayqalgan tapishga tushadi. Ana endi shuni hammomingizdan chiqib kafelni bosmay qo'yavering ehtiyotdan. Chunki bizning ayollarimiz faqih emas-da. Bizning ayollarimiz faqih. Ko'rinib turgan najosat kelsa bo'ldi ularga. Haliga shariatga mos qilib poklab ustidan suv yurgizmaydi. Biz ayollar faqih emas, madrasani bitirmaganki. Eng olimasi ham Qur'onni xatm qilgan. Olayotganingizda Qur'onni 15 marta xatm qilgan deydi. Zo'rg'a kuvvatga borgan bo'ladi. Mana shu ayollarimiz holi. Nimani qanaqa poklashlik holatini bilmaydi biz ayollar. O'shaning uchun ehtiyotdan vannangizdan chiqdingizmi, kafelni bosmay qo'ying. Yuvilgan, chayqalgan tapishkani kiyavering. Shundan keyin hammomingizdan chiqib, gilamni, toza gilamni bosib, artinib ketaverasiz. Mana shu g'usulda, menimcha g'usul qilib bo'ldi-ga. Hozir xayolda hamma hammomida. Xudo rozi bo'lsin. Tanjonlar sog' bo'lsin. Yana bitta hamta gap esimga kelib qolsa, aytib beraman. Menimcha Allohu a'lam. G'usul qilib bo'lgandan keyin Allohumma ij'alni minat tawwabina va minal mutatahhirin duo qilib qo'ysa yaxshi. Ya Allohim, meni tavba qiluvchilardan va o'zini pok tutuvchilardan qilgin deb duo qilib qo'ysa maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu suvni bergan, suvni poklaguvchi qilgan Alloh taologa hamd va sano bo'lsin. Endi g'usulni vojib qiladigan amallar ikkitagina tez aytib qo'yamiz, vaqtingizni olmaymiz. Demak, g'usulni vojib qiladigan amallar insonning avratidan o'sha mani degan narsani yaxshi bilasiz, seni beta hamma tushunadi. Manini kuchi bilan va shahvat bilan chiqsa bo'ldi. Tushida bo'lsin u yo bir narsaga qaradi, ayoliga qaradi, shahvatlanib ketdi, mani chiqib ketib qoldi. Kuch va shahvat bilan chiqsa g'usul vojib bo'ladi. Bu birinchisi. Keyin
Köprak bu halet bana boydanlarımızda ihtilam halette küretiler. Kişpet yadatta ihtilap tursa tüş görerdi, tüşü de bulganerdi. İhtilap tursa demek iç kimide nemlik topar. Demek gusül vacib buladı, ihtilam bu baltı. Kim hemme Müslüman erkek aynısı boydanlarımız. İhtilap turup bomdatki taharet kılayatıp içki kiyimde bir kadar karab boyuşluk geri. Sebebi bana misal 10'da okuladıyız ha. Bari 11-11 yanımda bir bulgan. Şu yüzeye bir yamundan sonra kirip bon. Demek siz ihtilam bulduyuz. Kiyimizge çıktı mani. Üyüde harareti var, bedenimizde harareti var. Kurup boyan buluşmuyor. İhtilap bir de turuşuz hem böyle kuruk. Bu tutar, kötü olmaz diye geri. İç kiyimizi kararsız, dağlar böyle. Şimdi bette köpçülüğü bünge itibar vermezsek de. İttirap turda hemen yokup kuruk ha bol taharat kılıp getiriyor. Aslı gusulü yok hani. Gusulü yok bulsa, bak keçesi ihtilam bulsa milyon rekat namazı okusun. Resulullah'ın böyle pakilik bu namazı kelletindir. Pakilik yok bulsa hiç değil mi bu meyit? Namazdan bu meyit. Kimiye kararsa eğer bu idare git uşu. Kim bulsa yani Müslüman kimiye kararsa kimide itte bitti akdağlar burada. Uşa kaçandır demek tünde evvelde meni çıkan sizden ihtilam bulgen. Lekin bedeninizi ısırdı. Hanan ısırdı kurup bulgen burada. Uşancı bir hata kararsız gerek. Eğer dağ bulsa, ha, ihtilam bu ban. Usulda kılaz. Uşa cahit 3 metre, 3 metre çekeriz. Pak bölüp gitti oraya. Taharat kılıp, usulda hazır etkenimizin sünnetlerine muvaffak. Usulda kısıp gitti oraya. Demek birinci bu ihtilam. En asası ihtilam. İkincisi, eri hatında şey, cima kılışı. Birbirine yakınlığı kılışı. Şimdi eri hatında cima kılışı da hali ki şahvat menili küçü bilen, rahat bilen çıkışı şart kılınmıyor. Çünkü ayolda erkek, ayolda avratı, erkeği de avratı, ayolda avratı ki kirse bir oldu tamam usul vacibi böyle. Şunu alayım bir oldu. Erkeğinin avratı, ayolda avratı ki kirişi bilen o usul vacibi böyle. Şahvat çıkışı şart emez. Ne mi çıkışı? Menili çıkışı da masum. Usul vacibi böyle. Nereki ihtilamda, bir nesiye karab, Kuda saklasın, halal cahaya karasın ilahi mi? Karab, netib, bugün de onda küçü ve şahvat bilen mani çıksa yine usul vacib buladı. Allah-u Teala hemenlerimizden razı olsun. Yani yaşlarımız, yiğitlerimiz gibi de ilim bu kaldı. Bilgenler diye bir hata tekrar bu kaldı. Dua kılaylık, taharette yürüyelik daim. Usullerimiz mükemmel olsun, taharetlerimiz mükemmel olsun. Taharetimiz, usulümüz mükemmel olsa ibadetlerimiz güzel buluradı ki. Köpçelik, karakiye, namazda hayalim kitap alayıp değil. Bunun sebepleri köp. Cüdeyim, namazda insan rahat alırmaya kalırdı. Namazı kıyılıyor, kana kadar kabul bu mekânı yok şuradı. Hayali perişan buladı, ya bana kitap alırdı. Lezzet yok namazda. Köpüde kemçiliklerimiz var, taharette. Ya ki gusulda kemçiliklerimiz var. Kurali zor bulsa, avam zor buladı diyen de ki, kuddu uşan yoksa, ya maşini zor bulsa, kıynelmeye sefer git olasın. Buzulu uzunca yolda seferge sıkan ziyem az kuvarız. Kud duşan yoksa taharatımız, gusulümüz mükemmel olsa ibadetlerimiz hem güzel bulur. Huda hamelerimizin şer'i ilimler sahibi bulup ibadetlerimizi tuğla döküse ala içtik ki Huda uz muvaffak eyle. Huda atala küçük kuvvet besin Allah. Rahmet, Huda razı olsun. Tamamlar bir orasılara.